Canım, bak kurabiye pişirdim. İster misin? İsterim babaanne, sağ ol. Aferin sana. Ah, ah benim bu çocuklarım aç kalacak. Ne yiyecekler, ne içecekler gittikleri yerde. Evladım, anneniz yumurta kırmayı beceremez yani. Vallahi çok üzülüyorum, içim yanıyor, içim. Ben de isterim yenge bir tane. Ayol benim kurabiyelerim mi? Bundan sonra bu mu yiyecek? Kerami, git Allah aşkına artık şu üstünü değiştir de gel. Hadi. Ben de onu diyorum yenge, sabahtan beri bu ceketle oturuyor bu sıcakta ya. Allah Allah, ne var bunda ya? Özlemişim, giymişim, ne var? Çıkarma dede, çok yakışıyor. Bence de öyle ya, yakışıyor. Ben de yakıştırdım hep zaten canım. İlk gördüğüm andan itibaren hep yakıştırdım ben bunu. Sahi ya, siz nasıl tanıştınız dedemle? Benim iş yerimde kızım. Benim iş yerime geldi Hulusi amcan, öyle tanıştık. Evet evet, dedenin arkadaşı aldı beni zorla götürdü. Ben nereden bileyim amirim orada? Ya, İyi ki de gitmişim vallahi. Deden çok misafirperver birisiydi Damla. Herkese biz öyle davrandık Hulusi. Kimler geldi, kimler geçti. Daha sonra hep uğradım ben dedenin yanına. Ayağım alıştı. Yoksa sen de mi polissin Hulusi amca? Yok, polis değilim de bütün teşkilat beni yakinen tanıyor. Tamam artık. Bitti Hulusi. Kapattın bu konuyu. Sen de git şu üstünü değiştir bir an önce. Kızım, sen de evladım şu duyduklarını artık yaz şu defterine. Hadi geç kalma evine, hadi çocuğum. Ya dursun biraz daha üzerinde. Arife, ne zararı var? Özlemişim ya. Bir daha ne zaman giyeceğim ben bu elbiseyi? Bir polis emeklileri toplantısı olacak da, bir organizasyon yapılacak da, beni davet edecekler de o zaman giyeceğim. Oo, ölme şeyim, ölme. Benim acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Ne oldu Hulusi öyle birdenbire? Şşş. Acil amirim, acil. Acil bir işim çıktı benim. Hulusi. Acil. Allah Allah. Ne Allah Allah'ı? Üf be! Necati, bana acil davetiye hazırlaman lazım. Polis balosu falan yedi bir başlık at, tamam mı? Ben hemen geliyorum, hadi. Sıra vardı. Beklettim, kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar ya içeri. Ondan yani, sorun yok. Telefonu da burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? Hiç. Çalmadı bile. Evet. Ne diyorduk? Abi, bana kırılmamana o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'i eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım, anladım. Ya bunlar Aslı'yla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam, tamam. Haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak. Sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun mu? Tamamen. Deniz'iydi, yıllıydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. Hadi inşallah. Deniz'cim ya. Şu senin eve giren hırsızları bulabildin mi polisler? Yok, ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu yıllık bulunsa bari. Hah, ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Hah, işte bu çok iyi fikir. Dur, ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa, tabii konuşurum, ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa, lafım olur. Ay yine mi sen ya?
Ya böyle alelacele çıktım, yemin ayıp mı ettim acaba diye düşünüyorum. Hiç ayıp etmedin. Aksine çok mutlu ettin bizi. Bir kapıda bir zarf buldum. Kerami amirimin ismi yazıyor. Getir bakayım Hulusi. Neymiş o? Allah Allah. Emekli polisler anma töreni, Sayın Kerami Pamuk, emekli polis memurları anma gecesine sizi aramızda görmekten onur duyarız. Tek kişi, tören kıyafeti zorunlu. Bak. Yahu sanki içime doğmuş gibi oluyorsun. Allah Allah. Ben sizi götürürüm amirim. Sağ ol reis. Çok teşekkür ederim. Makbule geçer. Arkadaşları da nasıl özlemişim ya. Hay Allah, şu işe bak be. Hay Allah. Aydan. Efendim canım. Hani ben geçen gün sana Emre'nin nerede olduğunu sormuştum. Sen de bilmiyorum demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, ne oldu? Emre o gün ameliyattaymış ve sen de biliyormuşsun. Yani bana söylemen için özellikle sana tembih etmiş Ayda. Ay. Gerçekten aklımdan uçup gitmiş. Ay çok üzüldüm şu an. Aşk olsun, yoksa neden söylemeyeyim Yağmur böyle bir şey? Ay biz de öyle düşündük canım. Bir sorun mu oldu yoksa? Yok ya, olmadı. Olmuş yani, olmuş olmuş, bir şey olmuş bak. Ne oldu o gün, sen bana bir anlat bakayım. Hı? Sen benden bir şeylik istiyorsun. Ha? Yağmurcuğum. Hı? Bak anlatacağım Aydan ama aramızda kalacak. Tabii ki aşk olsun, sen bana güvenmiyor musun? Aa, aa, çok güveniyorum canım. Güvenmez olur muyum ben sana ya? Yıllık yıllık diye ağlayıp duruyordu bu kız. Sen bunu nasıl ikna ettin bu kadar çabuk? Bulamadım Nedim. Ha. Zorla mı? Bulamıyorum. Ne yapayım? Yıllığı yoktan var mı edeyim yani abi? En sonunda da pes ettim. Yalan söyledin değil mi kıza? Yıllık aslında evde, ha? Evet. Aslı bulmaz. Hayatta bulamaz. Oğlum. Onu öyle bir yere sakladım ki benden başka kimse bulamaz abi. Lan Mehmet'i nereye sakladın lan? Merak ettim ha. Şimdi benim evde bir kutum var. Üstünde ıvır zıvır yazıyor. Onun içinde. Çok iyi bir